Will okuduğum en iyi kitap olabilir. Merhabalar, ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. Aslında bu hafta ve ondan önceki hafta size başka bir video sözü vermiştim. Benimle yazın videosu. Ama yazmak biraz daha böyle yaratıcı bir süreç olduğu için öyle çok kolay olmadı o videoyu çıkarmak. O yüzden o videoyu biraz daha geciktireceğiz gibi gözüküyor. Şimdi ben bugün günlerden perşembe. Perşembe günü. Siz bu videoyu cumartesi günü izliyor olacaksınız umarım. Bir story attım ve story'de dedim ki hani istediğiniz türden, işte yazardan, karakter yapısından ya da dinamiklerden size bir kitap önermek istiyorum. Böyle bir video çekmek istiyorum dedim. Ve sizler de bana birkaç bir şey yazdınız. Ben de onlara göre kitap önerisi yapacağım. Çok güzel açıkladığını umuyorum. Aslında beklediğim kadar soru gelmedi. Ben de arkadaşlarıma dedim ki ben bu videoyu cidden çekmek istiyorum. Acaba bana birkaç tane daha soru bırakabilir misiniz? O yüzden arkadaşlarımın sponsorluğunda yapıyorum bu videoyu diyebilirim. Şimdi başlıyorum. İlk gelenden son gelene doğru gideceğim. Kitap hakkında teorilerde bulunayım ve sonunda oha diyeyim diye bir kitap istemişler. Bu tarz bir kitap istemişler. Şimdi teorilerde bulunma kısmından çok %100 emin değilim. Tamamen hafızama güvenerek sonunda oha dediğim bir kitap önermek istiyorum. Sezgin Kaymaz'ın Geber Annesi. İsminden anlayacağınız üzere biraz değişik bir kitap. Aslında böyle çok Sezgin Kaymaz'a alışık değilseniz biraz da tuhaf gelebilir, saçma gelebilir. Yani genel olarak felsefesi saçma gelebilir diye düşünüyorum. Ama Sezgin Kaymaz'a aşinaysanız ve seviyorsanız sevebilirsiniz. Sezgin Kaymaz'ı tanımıyorsanız yine de bir şans vermenizi rica edeceğim. Ben çok severim Sezgin Kaymaz okumayı. Bu kitapta da gerçekten sonuna kadar böyle çok ilginç şeyler olup bitiyor ve sonunda gerçekten böyle inanılmaz bir şey oluyor. Hala bugüne kadar böyle ara ara durup düşündüğüm bir şey yani bu kitabın sonu. Tavsiye ediyorum fakat yaşınız küçükse bu kitabı okumamanızı. Çünkü kafanızın karışacağını söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Genel olarak Sezgin Kaymaz'ın bütün kitaplarında böyle belli bir yaş sınırı olmalı zaten. Sonunda oha diyeceğiniz bir kitap. Sezgin Kaymaz'ın Geber Annesi. Kadın anıları otobiyografileri olabilir demiş bir kişi. Benim için her zaman kadın anıları dediğimiz zaman, sadece anı dediğimiz zaman bile Doris Lessing'in Anıları gerçekten mükemmel bir kitap. Bunu yani böyle bunu sadece ben bu alanda değil, her alanda yani kadın hayatla ilgili konuşurken bu kitaptan kaptığım ve kendi hayatımda çok böyle geliştirerek kullandığım bazı düşünceler var. Karşı çıktığım bazı düşünceler var ve karşı çıkmamla geliştiğim bazı düşünceler var bu kitapta. Yani hayat tecrübesi olarak bir insanın hayatını okumaktan çok çok şey kazandığımı düşünüyorum genel olarak ama bu hayatın tecrübesini okumaktan gerçekten maksimum verimi aldığımı söyleyebilirim. Kadınları deyince de ilk aklıma gelen bu oluyor zaten. Gerçekten tuğla gibi olduğunu biliyorum ama sular seller gibi YouTube yalayıp bitmiştim yani bu kitap gerçekten mükemmel. Keşke devamı olsa da okusam dediğin bir kitap demişler. Şimdi aslında yani tam olarak devam diyemem ama geçen gün arkadaşımla da konuştuk bunu. Alper Tuncu'nun Kuru Kız'ını ben yakın zamanda okudum. Bu kitapta aslında biz Kuru Kız'ın, kitabın başında Kuru Kız'ın hayatının döndüğü yeri görüyoruz. Daha sonra Kuru Kız'ın hayatının dönmeden önceki halini görüyoruz. Aslında taşradaki yaşamını görüyoruz Kuru Kız'ın. Ama insan kitap bittikten sonra Kuru Kız'ın hayatı döndükten sonra nasıldı acaba diye düşünüyor. Ve o yüzden insan ister istemez diyor ki ya keşke Kuru Kız'ın kuru kızlığından kurtulduğu hayatını da bir görebilseydik. O yüzden devamı olsa okuyacağım bir kitap olarak bunu seçtim. Size tavsiye ediyorum bu kitabı. Ancak ağır bir kitap olduğunu ve yaş sınırı olması gerektiğini kesinlikle söylemem lazım. Gerçek olaylardan esinlenilen kitaplar. Genelde tarihi olayların kurgulanmasını seviyorum demiş birisi. Şimdi ben bunda iki tane kitap seçtim. Çünkü yani birini diğerinden ayıramadım. Öncelikle tam olarak gerçek tarihi olaylara birebir dayanan Sadece Rüzgar Bilir isimli bu kitap. Fantastik bir kitap. İrlanda'nın kurtuluş sürecini, direniş sürecini anlatıyor. Yani birebir o sürecin içerisine yerleştirilmiş bir kurgu var burada. O yüzden hani böyle çok da bozmuyor gerçek olayları. Sadece birazcık kurgulaştırıyor boşlukları diyebilirim. Bu anlamda hani gerçek olayların kurgulaştırılmasını seviyorsan bunu önerebilirim. İkinci olarak da Haçlı Savaşı'nı önermek istedim. Şu anlamda aslında Haçlı Savaşı birebir tarihi olayların kurgulanmasından oluşmuyor. Tarihi olaylardan esinlenerek yazılmış bir epik fantastik. Çin'i anlattığını yani o krallığı anlattığını aslında görüyorsunuz. Gerçekten Çin'in tarihinden çok çok esinlenilmiş bir kitap. Birebir anlatmıyor olayları çünkü fantastik ögeler çok daha ağır basıyor sadece Rüzgar Bilir'e kıyasla. O yüzden hani kendi başına bir dünyası var ama Çin'den çok esinlenilmiş. Zaten genel olarak da tarihi ya da işte gerçek olaylardan esinlenilmiş bir kitap istemiyorsa olsaydın da yani herhangi bir kitap istediğinde ben sana bu kitabı önerebilirim demek istiyorum kısaca. Kesinlikle yaş sınırı olmalı bu kitapta da. İmkansız aşk var mı? Kavuşturmayanından demiş. Şimdi biraz değişik bir öneri olabilir bu isteğe göre. Alper Tuncu'nun Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura isimli bu kitabında biz aslında Yazı ve Tura'nın yani
bir paranın iki yüzünün yaşamlarını görüyoruz ve birbirlerini bulma süreçlerini görüyoruz. Ama aslında tam bir kavuşma söz konusu değil bu kitapta. Yani hiçbir kavuşma söz konusu değil bence. Kimle ve neyle kavuştuğunla çok alakalı. Bir aşk hikayesi mi dersen, içerisinde bayağı aşk olduğunu düşünüyorum ama nasıl bir aşk? Neye göre aşk, kime göre aşk gibi sorular sorulabilir. Ha, kavuşmuyorlar, orası kesin. Çok acılı bir kitap, bayağı acılı bir kitap. Ben okurken hüngür hüngür ağladığım bir kitap. Düşününce hala ağlamak istediğim bir kitap. Kavuşmuyorlar yani. Kavuşmayan birilerini okumak istersen bu kitabı tavsiye ediyorum. Dehşet bir umutsuzluktan sonra rahatlama hissettiren bir kitap demiş. Aklıma ilk gelen Ülker Fırtınası oldu. Safiye Erol'un bu kitabı. Safiye Erol'un genelde kitaplarında böyle bir tema var zaten. Bir kadının bir erkeğin gafletine düşüp kendini, statüsünü, eğitimini, her şeyini bir kenara bırakıp o erkeğin peşinden ve aşkının peşinden gidişini aslında biz görürüz genelde Ayfer Tunç demişim pardon. Safiye Erol'un kitaplarında aslında bu dönemdeki bütün yazarların hemen hemen kullandığı bir tema bu. Safiye Erol da bayağı güzel işliyor bence bunu kadınlık, kadının problemleri, feminizm çerçevesinde ele alarak. Ülker Fırtınası'nda benim için rahatlama hissettirmesinin sebebi bütün diğer kitaplarına kıyasla buradaki kadın karakterin diğerlerine göre çok daha ayakları yere basan ve acımasız bir kadın olması ve aklı başına geldiğinde çok daha başarılı şekilde bir geri dönüş sağlaması diyebilirim. Çok seviyorum Safiye Erol'u ve bu kitabı da hani en iyisi olmasa bile tam olarak istenilen tarzda bir kitap olabileceğini tahmin ediyorum. Şimdi bu yorumu arkadaşım yazdı. Türk kadın polisiye yazarı demiş. Şimdi bu yani bu yorumu görür görmez zaten bende böyle bir şey yok dedim direkt. Ve bunun eksikliğini hissettim içimde. Türk kadın polisiye yazarlarını araştırmama sebep oldu bu yorum. En azından bir teşekkür edeyim dedim. Hani bulamadım bunu. Siz biliyorsanız yorumları bırakmanızı rica edeceğim. Çünkü gerçekten bir eksiklik bu bence de. Böyle bu tarz hani Türk kadın polisiye üç şeyi birleştiren. Bende yok o kadar spesifik bir şey sanırım. O yüzden yorumlara bekliyorum tavsiyelerinizi. Aslında nefret ettiğin ama okumadan duramadığın, toksik bir ilişki yaşadığın kitap ya da yazar demiş. Hanaya Nagihara'nın Cennete isimli bu kitabı. Aslında bu kitaptan sonra genel olarak Hanaya Nagihara'yla bir toksik ilişki içerisine girdiğimi düşünüyorum. Yani böyle düpedüz bir nefret olmasa da böyle bir gıcıklık içerisindeyim Hanaya Nagihara'ya karşı. Bizi bu kadar üzmeye hakkım var mı? Üzdükten sonra ikinci kitabında bu kadar hayal kırıklığına uğratmaya hakkım var mı? Diyorum. Ya yani aslında bu biraz kitap önerisi gibi değil. Yani şöyle. Yani okumak istiyorsanız kitap önerisi de olabilir. İlginiz varsa yani böyle büyük uzun kitaplar okumayı ve böyle üzerine çok çok analiz yapmayı seviyorsanız benim gibi böyle bir kitabı tavsiye ederim. Fakat genel olarak sıkıcı bir kitap. Yine de yoruma çok uyuyordu. O yüzden göstermeden edemedim. Bu kitabın ayrıntılı yorumunu hemen her yerde yaptım. TikTok'ta yaptım. Buradaki bir videoda yaptım. Sıkıcı bir kitap ama toksik ilişki yaşamak istiyorsanız, çok çok eleştirerek okumak istiyorsanız tavsiye ederim size. Kitabı kapattığında sanki çocuğun bir şey başarmış gibi gurur duyduğum bir karakter var mı diye sormuş. İlk aklıma gelen Kızım Hakkında Her Şey isimli bu kitap oldu. Kızım Hakkında Her Şey ile ilgili çok uzun süre düşündüm. Kitabı çok yavaş okudum. Okurken de çok düşündüm. Bitirdikten sonra da çok düşündüm. Yorum yaparken de çok çok düşündüm. Ve hala çok düşünüyorum. Her zaman düşündüğüm kitaplardan birisi olabilir bu kitap. Kitaptaki anne karakteri benim çok gurur duyduğum karakterlerden birisi. Şu anlamda aslında hiçbir zaman mükemmele ulaşamıyor kafasında bence. Ve bir şeyleri tam olarak anlayamıyor insan olduğumuz için. Ve bir şeyleri tam olarak başaramıyor. Ve yanlışları ve hataları ve kötü bir yani bilinçli bir şekilde kötülük yaptığı insanlar var ama buna rağmen kitabın sonunda gerçekten bir insan olarak insanlığını kabul ediyor ve bu insanlıkta ve anlamamazlık içerisinde kendi duygu durumunu anlıyor, kabul ediyor. Etrafındaki insanları yavaş yavaş kabul etmeye başlıyor. Ve tutarsızlıklar ve anlamadığımız şeyler olsa da hayat böyle bir şeydir. Biz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Kabul ediyor. Aslında bu benim için bütün hayatımın felsefesi olabilir. Biz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. İyi kötü değiliz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Ben buna gerçekten çok çok inanıyorum. Benim gerçekten hayatımın felsefesi olabilir. Ve bu kitapta da aslında biz anne karakterinin biz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var mesajını çok çok iyi anladığını ve aslında bunu anlama süreci olduğunu düşünüyorum bu kitabın direkt. O yüzden ben bu kitaptaki anne karakteriyle gerçekten gurur duyuyorum. Yorumda da çocuğun bir şey başarmış gibi gurur duydu dedi ama ben bir anne karakterine karşı bunu hissediyorum. O bile beni çok çok duygulandırıyor. Ne kadar çok konuştum. İnsan sevdiği kitapları hakkında konuşmadan duramıyor gördüğünüz gibi. Genel olarak herkese tavsiye edeceğim bir kitap. Bu gerçekten çok güzel ama çok ağır bir kitap. Yani düşünce anlamında, fikir anlamında gerçekten yoran bir kitap olduğunu düşünüyorum. Will okuduğum en iyi kitap olabilir. Yaşama farklı bir açıdan bakılan başka bir dünya. Kültürünü öğrenirken şaşırtsın bilim kurgu demiş. Şimdi ben bu kitabı da çok uzun süre aradım kitaplığımda. Yani mesela Türk kadın polisiyeyi kitaplığımda olmadığını anında biliyordum. Ama bu yoruma böyle yani bu bende var. Ben böyle bir şey okuduğuma eminim yani. Bu kesinlikle bulabileceğim
istediğim bir şey kitaplığımda. Bakındım, çok zorlandım, çok uzun süre bakındım. En çok aradığım kitap bu oldu ve sonunda buldum. Tokyo'nun Son Çocukları. Tokyo'nun Son Çocukları'nı gerçekten çok severek okudum. Aslında bu iklim krizinden sonra ki Tokyo'yu anlatıyor. Bu anlamda hem farklı bir kültür olması açısından çekliyoruz. Hem de işte bambaşka bir dünya olması açısından. Çünkü iklim krizinden sonraki dünya ve değer verdiğimiz şeyler, beklentilerimiz, insanlarla bakış açılarımız bayağı bir değişiyor, shiftliyor yani. Ve son olarak da bilim kurgu olduğu için gerçekten 3 isteği de yerine getiren bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok çok da kısa zaten. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim çok çok sevdiğim kitaplardan birisi. Ve bence bu öneriye çok güzel uyuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum bırakanlara çok teşekkür ederim Instagram'da. Instagram'da beni Kartuz Mavi olarak bulabilirsiniz. TikTok'ta da Mavi Kartuz olarak bulabilirsiniz. Orada her gün bir video yayınlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bol bol yorum videosu orada yayınlıyorum. Genel olarak önerilerim ve yorumlarım bu şekildeydi. Daha fazla video için takipte kalın. Aa bir dakika. Bunu TikTok'ta söylüyorum. Burada değil. Uzun zamandır burada video çekiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın ve yorum bırakın. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Önerilerinizi bekliyorum ve öneri istiyorsanız da yoruma bırakırsanız cevap vereceğim. Yani çok gelirse hiç zannetmiyorum. Yani gelmeyebilir. Video çekebilirim diyeceğim ama gelmez muhtemelen. Ben size tek tek cevap veririm. Böyle spesifik istediğiniz şeyler varsa. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve eğer aboneyseniz lütfen bildirimleri açın ki mümkün olduğunca görüşebilelim. Her hafta sonu diyemiyorum artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.